Merhaba arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Günlük sporumuzu yapmaya devam ediyoruz. 10 artı 5 zaman temposunda, yani 10 dakika artı her hamlede 5 saniye eklemeli zaman temposunda bir maç oynayacağım. Maçı oynarken sesli, sesli düşüneceğim. Sizlere de faydalı olmasını amaçlayacağım. Bakalım kim gelecek? Neler olacak? Görelim. Evet. Bastık ama ne gelen var? <laughs> ne gelen var? Ne giden var hocam? Siz ekrana bakıyorsunuz. <laughs> Ekran size bakıyor. Koca dünyada 10 artı 5 butonuna basan yok mu canım? E şimdi tabii benim karşıma çıkmak istemiyor olabilirler. <laughs> evet. Böyle de mütevazi bir <laughs> arkadaşlar günüm vardır. Allah Allah. Evet. Geldi. Rakibimiz geldi. 2126. Evet bakalım. D4 yaptı. D5 yapalım. Merkeze piyonumuzu yerleştirelim. Vezir gambiti, vezir gambitini kabul etmiyorum. Alırsa E piyonuyla ile alacağım ve merkezde piyon bulunduracağım. Gelişim yaptı. Vezir gambitinde siyahlarla önce şah kanadının gelişimi tamamlanır. Dolayısıyla atımı çıkıyorum. Gelişimimi yapıyorum. Rakibin fil g5 hamlesi doğru, fil f4 doğru, g3 oynayıp Katalan'a girebilir. O da doğru. Evet Katalan oluyor bu şimdi. O yüzden düşüneceğim. Dc4'lü oyun açık Katalan. Dc4'süz oynarsam kapalı Katalan olacak. Tamam. Fil e7 oynayalım. Kapalı karakterli. Devam yoluna gireceğim. Filin gelişim karesi burası arkadaşlar. Buralarda pek bir işi yok. Fil G2 geldi gelişim. Okey. Rock yapalım gelişim. Herhalde beyazdır. et, evet, rock yaptı gelişim. Şimdi biliyorsunuz bu tarz oyunlarda hangi tarz oyunlarda hocam? Bakın E4 dışındaki ilk hamle E4 dışındaki tüm açılışlarda C piyonunu kullanmanız gerekiyor aktif bir şekilde. Neden kullanacağız hocam? Nesi var? Merkez mücadelesinde görevi var. O yüzden. Ayrıca açılma potansiyeli olacak C dikinden de kalemizi güçlendirebiliriz. Dolayısıyla vezir kanadının gelişimi at BD7 B6 fil b Biz de B6 oynayalım. Burada aslında teoriye baktığınız zaman DC4 ile devam etmek de var. Ama biz B6'lı oynayalım. Normalde sporculuk kariyerinde e, yürüyen biri olsaydım ben buraları adım gibi biliyor, adım gibi çalışmış olurdum. Buralarda attığım adımı daha önceden çalışmış, analiz etmiş olurdum. Şimdi o bilgilerimden çok uzaktayım. Dolayısıyla şu an sanki e, bir amatör e, oynar, bir amatör oynuyormuş gibi oynuyorum. Ama ne yapıyorum? Hadi taşlarımı çıkıyorum. Düzgün bir amatör. Vezir C2 var. Zaten üyeler özel e, paylaşımımı yapmıştım. Katalan'la ilgili. Bir saatlik bir paylaşım yapmıştım. Vezir C2 bu oyunda var. b 3 de o var. Çünkü kapalı Katalan oynuyorum. O da filini buradan geliştirecek. Atımı çıkıyorum. Aslında biliyor musunuz? C5'imi geleyim. Atımı buradan geleyim. Böyle dönebiliriz. Atımı buradan geleyim. Şimdi vezir burada olduğu için kalemi C8'e geldiğim zaman veziri tedirgin edeceğim. Onu da yapayım. Onu da yapayım. Esasında atı D7'den çıkmak biraz daha tatlı olabilir. Çünkü at E4'ün destekçisi olan filin önünü açık bırakmak gerekebilir. Hani atı C6'dan çıkmak mı daha iyi, D7 mi daha iyi derseniz. Bence D7 biraz daha esnek olabilir. Bakacağız. Oyunun en zorlu kısımları buraları. Bakın kalenin vezirli olan ee, vezirli olan bakışı bana taktik bir fırsat var mı diye kontrol etmemi öneriyor. Bakacağız. Evet. Size burada ilginç bir manevra yapacağım arkadaşlar. Kaleciyi de oynayacağım. Biliyorsunuz Reti Kababilanka maçı vardır. Veziri buraya koyar. Tabi beyazlarla yapar onu. Fikir diğer kaleyi C8'e gelip C dikeyinde kaleleri güçlendirmek. E hocam veziri köşeye koydunuz. Vezir köşede tuzluk gibi duruyor. Evet ama bu, bu çaprazdan fırsatları var. Şimdi at E5 geldi. Bakalım at E5'in devamında F4 gelebilir. Bakacağız. Bir yandan da sürekli gözüm bu dikeyde. Bu dikeyden de kazanç elde edebilir miyim diye bakacağım. Bakacağım. Biraz daha bakacağım. Evet. Değişimlere bakıyorum. Onu aldım. Bunu aldım. Onu kestim. Bunu kestim. Hay hay. Arkadaşlar. Ben burada vizirimi A8'e gelip devam etmeyi düşünüyorum. F4 yapsın. Sorun yok. Ben daha çok bu çaprazdan ve C dikinden oynayacağım için F4'lük bir durumum yok. Rakibinizin de tabii ki bir takım... E, ...gelişleri olacak. Engelleyemeyeceksiniz. Zorlanacaksınız. Zaten satranç böyle. İçinde bulunduğumuz mücadelede... ...etkin rol almaya çalışacağız. O bir şey yapacak. Sen e, fırsat bulacaksın. Zaman fırsatı bulacaksın gerekirse. Sen bir şey yapacaksın. Fikirler çarpışacak. Bu süreçte taktik fırsatlar açığa çıkabilir. Bunları yakalamanız lazım. Çok basit bir noktadan bile... ...taktik patlama yaşanabilir. O yüzden konumun kon e oyunun konumsal öğelerini takip ederken şunu asla unutmayın. Konumsal öğelerden daha önde, daha önemli statüde olan bir değer vardır. O da dinamik öğeler. Yani daha hızlı sonuç alınabilecek fırsatlar, dolayısıyla taktik fırsatlar. Bakacaksınız, gözünüz hep açık olacak. Kulaklar da dik. Evet. A3 yaptı. Çok nazik oynuyor. At b çekindi ama benim at b ilgili bir cazibem yoktu. Allah Allah. A3 çok nazik bir hamle. Rakip bence konumuna yatırım yapmıyor. Çok fazla. Ben kalemi buraya gelsem mi? Yoksa çaprazlarla ilgili veya dikelerle ilgili bir karar versem mi? Pardon burnumu <laughs> burnum aktı. <laughs> Pardon. Evet bakalım. Onu aldık, onu aldık, onu aldık. 4. Evet. evet. Çünkü kalemi geldiğimde acaba bunu alabilir alır mı diye bak bakıyorum. Yani C'dekinde piyon duvarı bırakır mı diye bakıyorum. Evet. Evet. Acaba bir tur D4'ü alıp c dikini aç açayım. Sonra kaleleri çiftli mi diye bakıyorum. Hep konumsal gözle bakıyorum. Bana geleceği daha parlak oluyor mu? Daha çok seçenek oluşuyor mu? Baskı noktalarına bakıyorum. Taşların gücü azalıyor, artıyor. Kiminki azalıyor, kiminki artıyor diye bakıyorum. Evet. Bunu ben bir tur alayım diyorum. Ben bunu bir tur alayım. Sonra ee, kalemi C8'e geleyim. Bakalım ne olacak. Evet. Biraz daha düşüneyim burada. Bir de acaba bunu da mı alsam diye bakıyorum. Bunu da mı alsam diye bakıyorum. Bırakalım o alsın. Evet bırakalım o alsın. Çünkü o alamaz. Atı açarım. Evet. Taşlarınıza yatırım yapın yatırım yapın. Satranç oynarken hep basamak çıkmaya çalışın. Ne açıdan basamak hocam? Konumsal açıdan. Minik minik. Minik minik basamaklar çıkacağız. Ben şu an güzel yatırım yaptım bence taşlarıma. Kalelerimi getirdim. Bak rezinin geri gitti. Yani ileri geri oynadı. Şu an ben basamak olarak daha öndeyim ama bu oyunu bana kazandıracak diye düşünmeyin. Bir hata yaparım. O kredimi o üstünlüğümü bir anda eritirim. Satranç böyle maalesef. Şimdi burada yine ben bu çapraza biraz bakacağım. Bu çaprazdan bir numaramız olabilir mi diye bakacağım. Bir de vezir buraya gitti. Mesela ben D dikene de dönebilirim. Şimdi ben bir DC4 yapsam. BC4 yapsa. At E5 alsam. f 3 aldı. Kestim kestim kestim. Olmadı. Bir dakika. Evet. Evet, Dici 4 kestik. Atı buraya geldik. Kestik, kestik. Hmm. Olmuyor bakın işte yani rakip ileri geri oraysa da ee, onu hemen yılandıramazsınız. Kolay değil bu işler. Acaba kaleyi buraya mı gelseydim? Veya şimdi mi gelmeliyim? Şimdi geleyim. Hocam bir buraya, buraya bir buraya. Evet ama oyun karakter değiştirdi. Şimdi ben belki D4 piyonuna belki de e, vezirle ilgileneceğim. Bakın bakın. Şimdi kalem benim buradan ekmek yedirebilir bana. Bakıyorum. Bakıyorum. E Ben bunu alsam neyle alacak? Atla mı alacak? Atla alacak. Atla alacak. Atla alacak. İzole kalacak. Kalsın izole orada. Ben bunu bir alayım. D4'te bir baskı kurabileceğim nokta oluşturdum. Zamandan da 3 dakika gerideyim. Onu da notuma aldım. Bir baskı noktası oluşturdum. Bu bir artı değer benim için. Çaprazdaki gerilimi arttırdım. Bakalım rakibim burada nasıl karar verecek. Bekledim karar verdi. İzole piyon oluştu. İzole piyona basacaksın. Önündeki kareyi kontrol edeceksin. Bu fillerin değişimi benim işime yarar. Ama hemen bunu yapmak doğru mu diye bakıyorum. Biz ne biliyoruz? Taş kestikçe İzole Piyon'un zayıflığı artar. O halde ben bunu kesiyorum arkadaşım. Ya da bir dakika. Ya da bir dakika. Acaba bebeş mi yapsam? Acaba bebeş mi yapsam? Bebeşin ne kıymeti var. Bebeşi çok kıymeti var. Bu ata yer yok. Ama acı atı alacak. Açıya alacak. Açıya 6 alacak. Açıya 6 alacak. Fil C6 alınca fil C6 alacak. Vezir C6'ya at 5 gelecek. Vezir C2 geleceğim. İzole piyonlu oyunda vezire değişeceğim. Evet B5 hamlesi. Çok güzel yakaladım bence ben bu hamleyi. B5 hamlesi. Atın yer problemi var. At buraya gidemez açmazdan. Atı kazanırım. At buraya giderse Buradan piyon kazanırım. Burada at c6 alması gerekiyor. Ona da fil c6 ver fili ver atı. Efendime söyleyeyim tekrar fil c6. Vezir c6. At e5'e de en son vezir c2 geliyorum. Fili değişmek istiyorum. Vezir veziri alırsa kalem yatayda kalacak. İzole piyon var. Baskı kurabildim. Kalem güçlendi. File saldırıyor. Bu artı değerler beni galibiyete yaklaştırıyor. İşte bakın neyi kovalıyorum. Konumsal üstünlük kovalayacaksınız. Konumsal üstünlük. Konumsal üstünlük. Böyle. Basamak böyle. Bakın basamak böyle. Gördünüz mü? Şimdi almaması lazım bence. Alırsa e, bu oyun sonu bana iyi. Almaması lazım ama almayıp ne yapacak bakalım. Ben çünkü viziri alacağım. Oyun sonu ben gireceğim. Evet. Çok güzel yakaladım evet. Ha, fili alamam ama boşta diyorsun. Kaleyi alırım diyorsun. Dur. Ne yapacağız? Vezir'e vezir keseceğiz. Tamam, okey. Okey. Şimdi burada kararımızı vereceğiz. Güzel. İzole piyon zayıflığı yakaladık ama yeter mi yetmez mi bakacağız. Yeter mi yetmez mi? Şimdi. C dikiğini e, kesik kesik kesip vermek istemiyorum. C dikiğini bu şekilde almak istiyorum. C dikiğini alırım keyfime bakarım. Gerçi kaleciyi de alıp alıp kaleci bir gelebilir. Bakacağız. Bakacağız. Açı altı geldi. Atı verdi. Atı verdi. Direncini çabucak kaybetti. Teşekkürler Türkiye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. <laughs> evet. Hocam ne oldu? Rakip ne oldu? Rakip direncini kaybetti. Neden kaybetti? Gücü yetmedi. Gücü yetmedi. Ama bakın ben neleri kovaladım. Hani çatal yapayım, şiş yapayım, kebap yapayım demedik. Ee, arkadaşlar bu şekilde bir galibiyet aldık. Güzel. Konumsal üstünlükleri kovaladık. Yani burada nasıl oynaması gerekirdi? Kesip, kesip 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 kaleyi gelseydi buraya herhalde öyle oynamamız gerekiyor arkadaşlar. O oyun en zorlu, en dirençli oyun olacaktı ben herhalde kaleyi de kesecektim. Fil de kesecekti. yani oyunu kazanmak için biraz daha hata yapması gerekecekti rakibin. Evet burada niye bunu kesip kesip gelmedi bilmiyorum arkadaşlar. Evet durum böyle. Evet umarım keyifli ve öğretici bir paylaşım olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Mutlu kalın arkadaşlar. Mutlu kalın. Bu kadar basit.